filmlerin dindar bireyler veya inanan bireyler üzerindeki motivasyon sunan etkisi bağlamında. Mesela Cennetin Kapısı hareketi. Bu da benim tezimde şiddet bağlamında incelediğim gruplardan bir tanesiydi. Üyelerini intihara götüren hareketlerden. Dolayısıyla da intihar kütleri arasında dahil edilen gruplardan birisi. Cennetin Kapısı üyeleri 1980'li yıllarda gösterime giren E.T. filmini sık sık izliyorlarmış hocam. Yani E.T. filmi bugünkü gençler için belki bir anlam ifade etmiyor. Benim çocukluğumda mesela benim hafızama yer edilmiş bir filmdir. İzleyenler belki hatırlayacaktır. E.T. filminde böyle kısaca şöyle bir konusuna da atıfta bulunacak olursam, dünyayı ziyarete gelen bir grup uzaylı var. Sonra bu bir grup uzaylı acilen dünyayı terk etmek durumunda kalıyor. Ama içlerinden bir tanesi dünyada unutuluyor tabiri caizse. Dünyada kalmış oluyor. Dünyada kalan, kendini bir anda değişik bir gezegende bulan bu uzaylının 10 yaşındaki bir çocuk tarafından evlerinin bahçesinde bulunuşunu ve onunla arasında gelişen hikayeyi işliyor film özetle. İşte Cennetin Kapısı hareketi üyeleri bu filmi çok seviyorlar ve sık sık izliyorlar. Şimdi yani onca film varken neden E.T. filmi, neden bir uzaylı figürünün bulunduğu film denilebilir? İşte bunun açıklamasını da şöyle buluyoruz. Cennetin Kapısı üyeleri dünya dışı bir varlık alanından dünyaya gönderildiklerine, insani bedenlerinin yani bizim şu an bedenlerimizin geçici olduğuna, bir gün kendi öz varlıklarını kavuşacaklarına yönelik bir inanca sahipler. İşte bu filmde onlara hem asli formlarını yani nasıl bir varlıkta olacaklarına dair bir ipucu vermiş oluyor. Hem de asli vatanlarını hatırlatmakta ve oranın hayalini kurarak mutlu olmalarını sağlamaktaydı.